Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar, 7-13 Eylül haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili boğalar, Güneş Başak Burcu'nda ilerlemesini sürdürüyor. Sizin için son derece güçlü, destekleyici bir pozisyonda. Ve bu hafta Güneş'le Jüpiter arasında güzel bir üçgen açı kesinleşecek gökyüzünde. Jüpiter Oğlak Burcu'nda, sizin gibi toprak elementinde. Güneş zaten toprak burcu Başak'ta. Ve 9 Eylül'de etkinleşecek bu açı aslında haftanın genelinde de güçlü bir şekilde tesirli olabilir. Kendinizi daha iyimser, daha keyifli, daha güvenli hissedebilirsiniz bu hafta. Maddi manevi bazı böyle fırsatların, desteklerin, yardımların hayatınıza aktığını da hissedebilirsiniz. Manevi yönden derinleştiğiniz bir dönem. Yaratıcılığınızın, sezgilerinizin güçlendiği bir dönemdesiniz. Yılın bu haftasını bence iyi değerlendirmeye çalışın. Bunun yanı sıra Balık Burcu'ndaki Neptün'ün de güçlü bir tesiri var bu hafta. Yaratıcılığınızı arttırıyor. Özellikle ayın 10'undan itibaren Jüpiter, Neptün, Güneş, Neptün arasında da güçlü bir açı etkinleşecek. Son derece yaratıcı, idealist, hayata büyük pencereden baktığınız bir dönemdesiniz. Güçlü sezgiler, güçlü ilhamlar getirebilir size. Bunlar elle tutulur, somut bazı çalışmalarla desteklendiğinde gerçekten önemli başarılar da hayatınıza getirebilir. Hafta başında Ay Boğa Burcu'nda olacak, pazartesi ve salı. Bu tabi duygusal enerjinizi de güçlendiriyor bu hafta. Yapmak istediğiniz konulara daha iyi odaklanabilirsiniz. Çevrenizdeki kişileri de bir şekilde ikna etmeniz, o güçlü enerjinizi değerlendirmeniz mümkün. Maddi manevi hayatınızda oluşturmak istediğiniz, güven teşkil edilen her türlü temada uzun vadeli hedef ve programlarınızda hafta başından itibaren harekete geçebilirsiniz. Evet, bu haftadan itibaren gezegeniniz Venüs de Aslan Burcu'nda ilerliyor artık. 2 Ekim'e kadar Venüs 4. evinizde olacak. Venüs'ün olduğu alanlarda güzellikleri, maddi manevi destekleri tabii ki bekleyebiliriz. 4. evinizde olduğuna göre ev, yuva temaları, aile yaşamından keyif almanız mümkün. Eve dair konularda şanslısınız. Evinizi güzelleştirme, dekore etme gibi konularda Venüs'ün destekleriyle 2 Ekim'e kadar daha rahat ilerleyebilir. Evet, bu haftanın en önemli gezegen geçişlerinden birisi artık başlıyor. Mars'ın Koç burcundaki retrosu 10 Eylül'de başlayacak. 2020'nin en önemli gezegen hareketlerinden birisi bu. 14 Kasım'a kadar sürecek. Bu 2 aylık bir döngü aslında. Bu hafta başlıyor 10 Eylül'de. Mars enerjimizi nasıl yönettiğimizle alakalıdır. Hani bu genel bir etki. Aslında en az etki alan burçlardan birisiniz. Yani sizi doğum haritalarınızdaki detaylar önemli tabii ki. Özellikle öncü burçlarda gezegenleriniz varsa biraz daha fazla etkileyebilir ama Mars'ın Koç burcundaki tesiri şu dönemde biraz hani günlük hayatımızda, belki sağlık konularında, iş konularında, mesleki alanlardaki motivasyonlarımızda zaman zaman biraz yavaşlamalar yaratabilir, biraz gecikmeler yaratabilir. Bunu göz önünde bulundurmak gerekiyor. 14 Kasım'a kadar sürecek bu geçiş. Özellikle bu dönemde bağışıklık sistemimize biraz dikkat edelim sevgili boğalar. Sağlığımızla ilgili konularda daha tedbirli olmamız gerekiyor. Beslenmemize dikkat edelim. İşlerimiz çok olabilir ama kendimizi ne kadar çok işimiz olursa olsun, ne kadar yoğun çalışıyorsak çalışalım, biraz dinlenmek için de fırsatlar yaratalım kendimize. Çok zorlamayalım kendimizi. Mars bu dönemde enerjisel olarak dışsal aktiviteler yerine biraz içe dönmemizi sağlar. Bu da kendimize ilgilenmemiz için, bilinçaltımıza yönelmemiz için, şifa çalışmaları için, arınma çalışmaları, terapi çalışmaları için de bazı çok özel fırsatlar sunabilir. Bu 2 aylık dönemde sevgili boğalar. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşça kalın.